hoş geldiniz. Bugün bizim için mutlu bir gün. Yeniden yapılanan İskenderun'un, yeniden çağdaş bir kent olan İskenderun'un, biliyorsunuz asfalt ihtiyacı had safhadaydı. Bunu yıl içerisinde yaptığımız ihalelerle çözemiyorduk. Çünkü ihale yapıyorsun, yıl içinde ikinci bir ihaleyi yapamıyorsun. Biliyorsunuz İskenderun bu dönem altyapı olarak TEDAŞ olsun, doğalgaz olsun, siz biliyorsunuz işte Türk Telekom olsun, Türkcell'i olsun, Hatsus'u olsun. Bugün bir asfalt yapıyoruz, 15 gün sonra parçalanıyor ve uyum içinde olmuyor. Asfaltımız da bitmiş olabiliyor. Vatandaştan da çok şikayet geliyordu. Büyük şehir, küçük şehir, biz hiç ayrım yapmadan İskenderun'un her mıntıkasına, her bölgesine vatandaşımızın rahatlığı için, hizmeti için bu hizmeti yerine getiriyoruz. Yani şu sokak benim, şu cadde büyük şehrin de demedik bugüne kadar. Yani köy, yayla ve beldeler bir vilayet, büyük şehir olduğu zaman 5 yıl büyük şehrin uhdesinde olmasına rağmen bugün beldelere girmediğimiz sokak, yapmadığımız hizmet, düğün salonundan kültür evine kadar, semt pazarından spor alanlarına kadar, ana caddelerine kadar, kaldırımına kadar hepsine girdik. Yani hiç kimseyi diline, dinine, ırkına, mahallesine göre bir ayrım da yapmadık. Hatta oy verdi, vermedi de demedik. Bu konuda bazı muhtarlarımızdan da teşekkür aldık. İsim de vermeyeyim. Yani ayrım yapmadığımız için birkaç tane muhtarımız da bize teşekkür belgesi getirdi. Bugün burada olmamızın nedeni artık İskenderun'un yeni bir asfalt şantiyesi kuruluyor. Bundan sonra bütün ihtiyaçlarımızı buradan karşılayacağız. 1/4, 1/5 fiyatına asfalt imal edeceğiz. Sadece bitümü alacağız. Bütümün tankerini dahi biz kendimiz aldık. Bunun ısıtması bütün projeleriyle yapıldı. İkinci el bir makine olmasına rağmen çok yeni, 2014 model. Çok cüzi bir fiyata aldık. 6/7 oranına aldık. Hatta bunun kırma taşını da biz biliyorsunuz buradaki taş ocaklarıyla da anlaştık. Ücretsiz, bedelsiz alacağız. İnşallah 15 güne kadar da faaliyete geçecek. Bundan sonra hiçbir eksiğimiz kalmadan İskenderun'da asfaltı yaz kış hava müsait ettiği müddetçe inşa şeyimize dökmeye devam edeceğiz. Ben bir iki teknik bilgi de vereyim sizlere. Arkadaşlar 2014 model görüyorsunuz. Hatta bir iki parçası da değiştirdik. Onu da müteahhit bey kabul etti sağ olsun. Sıfır parça hepsinde. Sıfır parça. Yani 2014 de günümüze göre ikinci el olmasına rağmen iyi bir model. Saatte 120 ton. Büyük bir rakam. Yani 120 ton üretilir. Saatte 120 ton, 8 saatte işte hesabını yapın. Yani günde 50-60 kamyonu rahatlıkla çıkartacak. Yani tabii bunun için finisher lazım. Bir tane eski finisherimiz vardı. Şimdi bir tane daha ikinci el alıyoruz. Kaliteli bir tane alıyoruz. Ve bu kuru sistem. Yani toz olayını minimize ediyor. Toz olayı yok. O bildiğiniz gibi eski toz çıkıyordu. Kule yüksekliği 8 metre arkadaşlar yazmışlar. Mazot yerine sıkıştırılmış gaz kullanacağız. Bunu da değiştirdik parçasını. CNG. Evet. Yakıt yarı yarıya düşüyor. Bu çok önemli. Onun da bütün tesisatını, onun bütün makine parçalarını da müteahhit bey burada ilave yaptı. Onu da bize ilave yaptı. 4 adet bunker kırma taş bölümü var. Yani A'dan Z'ye kadar neredeyse sıfır maliyetle, sıfır kalitede, birinci el olmamasına rağmen hakikaten geniş bir saha düzenlemesi yaptık. Arkadaşlar burada bir aydan beri çalışıyorlar. Çevre düzenlemesiyle inşallah bir ay sonra daha da güzel bir mekana geleceksiniz. Artık İskenderun'un asfalt problemi kalmayacak. Tabii bu kadar niye geç kaldınız diyebilirsiniz. Geldiğimizde her taraf delik deşikti. Bir an önce asfalta girip milletin biliyorsunuz rahatlatmak istedik ama uzun müddet artık asfalt da çok pahalı, bitüm de çok pahalı. Yani 2015'te 16'da 80 lira olan tonu şimdi 300-400 lira olmuş deniyor. Sağ olsun vekilim bir hamle yaptı. İnşallah hibe olarak da bütün almak için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na görüşmeleri devam ediyor. Oradan da alırsak daha da rahatlarız. Olmazsa da Ançeyden, Batman'dan, Mersin'den bütün alacağız. Hepsi o. Bir bütün parası. Orada mühürlenecek. Tankerimiz burada açılacak. Kaç paraysa devletin resmi organı paramızı yatıracağız. Başka maliyetimiz sıfır. Şimdi bir tane finisher alıyoruz. Bir tane de bu bütümün nakli için
ikinci el bir 40 ayak tanker. 40 ayak tanker. Onu da alıyor. Yani bundan sonra maliyetleri sıfırlayıp kentin bütün ihtiyacını, yaylaları, beldeleri, biliyorsunuz İskenderun çok büyüdü artık. Eskiden 20 mahalleydi, pacın altı, pacın üstü derdik ama şimdi Payas'la Belen arası İskenderun oldu. Evvelsi gün yeni yaptığımız kaldırım Kuveyt Bank'ın karşısı, belediyenin karşısı, sabah gelmiş TEDAŞ paramparça etmiş. Sabah işe geldik, bu ne? Dedi biz parasını yatırdık AYKOME'ye, altyapı koordinasyona, bana da sormuyorlar. Asfaltı döküyorsun 10 gün sonra ya doğalgaz, ya TEDAŞ, ya AKSA, ya Türk Telekom, ya Türksel, ya kablolu yayın paramparça ediyor. Bu da yanlış bir sistem. Ama yasa böyle. Adam gidiyor Antakya'ya, AYKOME'ye parayı yatırıyor. 4 yıldır zaten bu paralar da gelmedi bize. Suyun içindeki ÇTV'miz de gelmedi biriken. Bunun gibi bir sürü alacaklarımız var. Ama biz tabii bahanelerin arkasına sığınmıyoruz. Kente hizmet edeceğiz. Sağ olsun vekilim benden şu ana kadar 4 kere briefing aldı. Belediyede her gün geliyor. Bugün de saat 1'de yine kentsel dönüşüm için bir briefing alacak. Oradaki arsa sahipleri, sahipleri falan da çağırdı. Yani inşallah çok hızlı bir şekilde kentin bütün ihtiyaçlarını halletmeye çalışıyoruz. Ben huzurlarınızda kendisine de teşekkür ediyorum. Yani bunda bu heyecana biz yetişemiyoruz. Yetişmeye çalışıyoruz. Sorusu olan varsa arkadaşlar buradan da karayollarına bir geçelim. Orada da bir iki görüşleri var. Satacağız tabii, satarız. Kırkan öyle yapıyor. Yani meclis kararımız var. Kırkan 2014'te tebrik ediyorum Ayhan Yavuz'u da. Gelir gelme şantiyeyi kurdu. Bütün şirketleri imar limitetin üzerine aldı. Çok rahat hareket ediyor. Kamyon alıyor, şunu alıyor, grader alıyor. Bizim böyle bir mecliste imkanımız olmadı. Hatta ben şimdi bir iki finişeri falan da imar limitet üzerinden aldırıp belediyeye hibe ettirmek istiyorum. Çünkü belediyenin bütçesi çok kısıtlı. Biliyorsunuz bu imar limitetin 1 milyon küsur parası var. Hala da var. Gördünüz dekontları. Bunu da dedikodu yaptılar. Zaten yasa diyor ki taşeron işçiler belediyenin şirketine geçmesi için bir şirket kurman lazım diyor. Hazır bir şirketimiz vardı. 20 yıl önce biliyorsunuz Mete Bey'in zamanında vergisi, stopajı hepsi birikmişti. Onları temizledik. Tertemiz bir şirket yaptık. Bizdeki taşeronlar da oraya geçti. Çok da güzel bir şekilde hizmetlerini yapıyor ve şu ana kadar da 250 milyarda bir kara geçti imar limitet. Yani bizim artık hızlı bir şekilde bu kenti çağdaş bir şekilde getirebilmek için aynı başkanlık sistemi gibi elimizdeki şirketleri imar limitet üzerinden çalıştırırsak daha da kaliteli hizmet de üretebiliriz. Sahilde bir çay ocağının bir simidi bitse ihaleyle alıyorum. Günler geçiyor, her şeyi alamıyorsun ama imar limitetle olursa alınır. %100'ü İskenderun Belediyesi'nin, bütün paralar İskenderun Belediyesi'nde. Sorusu olan varsa ben alayım arkadaşlar. Vekilime söz vereceğim çünkü. Efendim, ne kadar mal oldu? 1.3. Bir de zaten satış da yapılırsa bir ihtimalle kendini de amorti eder. Arkadaşlar 5'te 1 fiyatına, yenileri 4 ile 5 milyon arasında. Hatta euro, 3 milyon euroluk var, 2 milyon euroluk var. Biz 1.3 aldık. Bir sürü parçaları da değişmiş. 2014 model çok kaliteli. Bütün teknik elemanlar da burada montajına geldiler. O sıkıştırılmış gazından tutun da montajına kadar 2 yıl garantili. 2 yıl garantili. Tabii ikinci el olması münasip. İnşallah ileride paramız başkanım, olur, sıfırını alır. Özür dilerim söylüyorum. İhale kapsamında kızgın yağ tankı yoktur. Onu da ekledik. Onunla dahil bu. Bak kızgın yağ tankı teknik olarak ben... 80 bin lira maliyeti. Evet, 80 bin liralık bir maliyet. Kızgın yağ tankı. Yani şimdi zaten görürsünüz. Yani bir mamül, bir makine kendini zaten gösteriyor. Ben bugün burada bizi dinlediğiniz için, geldiğiniz için teşekkür ederim ama bu İskenderun hepimizin, hepimiz sahip çıkmalıyız. Bunu şahıs olarak düşünmememiz lazım. Dağın bu yüzeyini artık ekonomik olarak da, kültürel olarak da, sabahleyin gördüğünüz işte Paj'dan bir saatte geçemedik. Sabahleyin bir karar alıyor büyükşehir, 7.30'da, 8'de kapattım. Olmaz ki böyle. Yani en azından 2 gün önce söylersin. Trafikler izin almamış. Kaymakamlıktan izin alınmamış. Sabah geliyor adam, yolu kapattım diyor. Hastası var, ambulansı var, ne bileyim her türlü. Okula yetişen var, işi olan var, ihaleye geçen var. Artık yani bunlara bir son vermemiz gerekiyor. Birlik beraberlik içerisinde İskenderun'u hak ettiği yere taşımak için el birliğiyle. Biliyorsunuz HADO dün gene konusu oldu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde. Haberimiz yok, bir şeyimiz yok. HADO 1,5 yıldan beri gündemde olan bir madde. Bugüne kadar İskenderun limanı diye bir şey yoktu. Ne zaman 2 ay önce
ortaya İskenderun iskelesini istiyorum. Yani 2 yıllık, 1,5 yıllık olan bir proje, bütün Hatay'ın tartıştığı, tebrik ettiği, onlara göre takdir ettiği bir projede İskenderun iskelesi yoktu. 2 ay önce, yani Mayıs'ın ilk haftasında bize bir yazı geldi. Hatta o belgeyi de verebilirim, var, görmüşsünüzdür. Biz burada işte Kıbrıs'a, Beyrut'a servis yapacağız bu iskelenin tahsisi. Açtık Büyükşehir'e, projeleri geldi, müdürleri. Yazı yazdık, arkadaş sen bunu istiyorsun da ne yapacaksın, ne edeceksin, gel bu İskenderun halkının malı, gel bize bir göster bakalım. Bir proje geldi, proje hepinizde var. İskelenin girişinde 5 metre boşluk, ondan sonra komple kapatıyor. O T bölgesine diyor ki, ben buraya polis bölgesi, güvenlik bölgesi, gümrük, yasaklı gümrük bölgesi, yanına free shop, yanına giriş, yanına bilmem ne, büfesi, kantini, free shop'u, işi ticariye de döküyor. Ki ben orayı ticari olarak almama rağmen, vatandaş orada bir rahat nefes alsın diye bir tane ne büfe, ne simitçi, ne ticariye çevirdim. Herkes ailesiyle geliyor, çocuğu oynuyor, çekirdeğini çıtlatıyor, ne bileyim balık tutuyor. Ramazan'da bir ay orada yemek veriyoruz. Sıcak günlerde dar gelirli vatandaş orada oturuyor. Yani kafede oturamıyor. Sen diyorsun ki ben bu iskelenin hepsini istiyorum. Yani böyle bir şey mümkün değil zaten. Bir sürü proje de önduk. Dedik gel yanına bir tane yap, gel. Hemen izin verelim, yanına yap bir tane. Sen 1,5 yıldan beri HADO için proje üretiyorsun, para istiyorsun, 50 trilyon, 100 trilyon. Biliyorsunuz biz kiralama izni verdik mecliste. Peki o zaman iskelen vardı da, şimdi 2 ay önce mi çıktı iskelen? Yani bazı şeyler seçim yaklaşınca biraz provokatörlüğe giriyor. Kimseyi de tabii şey yapmak istemiyorum ama yanlış şeyler bunlar. Bu kent hepimizin, bu Hatay'ın barış ve huzur içinde, iyi ilişkiler içerisinde, büyük şehirle, küçük şehirle, anlayış içerisinde yapılması, çalışılması lazım. Önemli olan Hatay'a hizmet. Bugün şahıslar, partiler gelip geçicidir ama Hatay'a bir çivi çakanın biz elini öperiz. Dediğimiz gibi iskelenin meselesi de böyle arkadaşlar. Tabii biz kendisine bunu komple veremeyeceğimizi, geçen vekilim de çok güzel bir şey, giriş yaptı. Suzan Hanım gelmişti vekilimin yanına. Gelin dedi oturalım bir çözüm bulalım. Ama İskenderun iskelesini, halkın iskelesini ben dedi size veremem. Yanında mı yaparsın? Ben dedim ki iskelenin girişine 2 tane kulübe yapın veya bina yapın. Verelim arkadaş, onu da verelim. Gümrüklü bölge, polis bölgesi. Ama sen iskeleyi kapatırsan İskenderun halkı buna müsaade etmez. Hiçbiriniz de müsaade etmezsiniz. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 15-20 gün içerisinde başlıyoruz. Yani derler ya bir tabir var. Damları bile asfaltlayacağız. İnşallah. Kaldırımlar içinde yeni bir teknoloji geliştirdik. Kalıp meselesi, vekilim de fikir verdi. Aynı Ankara gibi. Yani artık önümüzdeki günlerde tabii kolay değil. Bugünlere gelmek kolay değil. Biliyoruz bütçe meseleniz var, yetki meseleniz var. Ama elimizden geldiğince işte karayolları olsun, burası olsun, TOKİ'si olsun, üniversitesi olsun. Vekilim de inşallah kamu yatırımlarını da daha hızlı getirmek için. Tabii bugünler çok sıkışız. Ankara'da biliyorsunuz. Ama ben çok umutluyum. İskenderun hakikaten hak ettiği yere gelecek. Akdeniz'in incisi olacak. Arın Amanos tüneli açılacak. İskenderun Körfezi yeniden yapılandırılacak. Enerji hattı olacak. Allah bu ülkemizi şu şer güçlerden, badirelerden korusun. Zor günlerden geçiyoruz. Şu anda şurada huzur içinde kahvaltı yapıp şu basın toplantısı bile Türkiye için bir lütuftur. Yani dış güçler bize bu vaziyette görmemizi bile kıskanıyorlar. Ben sözü vekilime bırakıyorum. Teşekkür ederim. Evet, kıymetli basın mensupları, ben de hepinize teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. Bugün asfalt şantiyesi, asfalt plenti çalışmasını gezmek ve bir takım incelemelerde bulunmak üzere buradayız. Huzurlarınızda İskenderun Belediye Başkanımız Sayın Seyfi Dingil'e ve kıymetli çalışma arkadaşlarına, belediyemizin teknik personeline ve bu işin yüklenicisi olan firmaya, firma yetkililerine teşekkür ediyorum. Hakikaten çok hızlı ilerliyor çalışma. Yakın bir zamanda da inşallah, sanıyorum 2 hafta, hadi nazarlık olsun 3 hafta. İçerisinde inşallah tesis tam kapasite hizmete girmiş olacak, değil mi? Evet. Tabii malumunuz kentler sadece altyapı üst yapıdan ibaret yerleşkeler değildir. Kentler aynı zamanda içinde insanların fiziki ihtiyaçlarını giderebildikleri gibi kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını da giderebildikleri, görebildikleri ve bedensel ve ruhsal bütünlüklerine katkı sağlayan sağaltıcı rekreasyon alanlarının olduğu yerleşkelerdir. Bu bağlamda İskenderun Belediye'miz her iki kanatla birlikte uçmaya devam ediyor. Bir yandan şehrin fiziki anlamda asfaltını,
parke taşları, kaldırım çalışmaları gibi erişim, ulaşım gibi hizmetlerini onarır, büyütürken öbür yandan da işte birazdan ziyarete gideceğimiz inşallah karayolları, parkı gibi rekreasyon alanları, kentsel tasarım alanlarını da şehrimize, milletimize, hemşerilerimize kazandırmaya devam ediyor. Bu anlamda tabii müjdesi çok daha önceden verilen hizmetlerin malumunuz gerçekleşmesi biraz vakit alıyor. Çünkü ülkemizde her ne kadar bu bürokratik engelleri aşmak için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiyse de biz bu çalışmaları yaptığımızda kurumlar arası yazışmaların vakit alması, mülkiyet sorunlarının çözülmesi, mülkiyet devirlerinin taşınmaz tahsislerinin yapılmasının bir miktar süre almasından, vakit almasından ötürü karayolları parkı inşallah uzun zamandır bekleniyordu. Projelendirme aşamaları tamamlandı, ihalesi yapıldı, şantiye kuruldu. Birazdan da inşallah oraya gideceğiz. En kısa zamanda kazma vurulacak ve şartnamede belirtilen iş bitirme süresi içerisinde inşallah tamamlanıp hemşerilerimize, şehrimize güzel bir park olarak, rekreasyon alanı olarak, bitkisel ve yapısal peyzajıyla hakikaten estetik bir öge kazandırılmış olacak. Bir landmark, adeta şehrin bir sembolü olacak bir landmark kazandırılmış olacak. Tabii önümüz yerel seçim. Ama biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışan bir siyasi partiyiz. Yapılan herhangi bir çalışmayı da seçim yatırımı olarak falan da görmüyoruz. Bu çalışmalar zaten daha önceden ilan edilmiş, takvimi duyurulmuş ve planlanmış çalışmalardı. Peyderpey görüyorsunuz işte yavaş yavaş imkan oldukça, maddi imkanlar oldukça, bürokratik engeller aşıldıkça da şehrimize, hemşehrilerimize bir yandan kazandırılmaya devam ediliyor. İnşallah hem parke taşı anlamında hem asfalt anlamında beldelerimiz, köylerimiz, mahallelerimiz başta olmak üzere İskenderun şehir merkeziyle beraber İskenderun bu bağlamda erişim ulaşım konusundaki bütün engellerini kısa zamanda inşallah bitirmiş olacak ve sağlıklı, daha sağlıklı yollara ve kaldırımlara hep birlikte erişme ulaşma imkanına sahip olmuş olacağız inşallah. Ziraat bahçesi. Evet. Şimdi tabii malumunuz kahvaltıda arkadaşlar sordular. Hastane yeriyle alakalı onu da kamuoyuna duyurmakta bir hiç görmüyorum. Sağlık Bakanımızla bunu teyitleştik. TOKİ bloklarının olduğu yerin yanında Hazine Taşınmazı'nın üzerine inşallah hastanemiz planlanacak. Bu tabii bugünden yarına hastaneyi yapacağız taahhüdü ve anlamı içermesin. Bunun önce yerinin tescil edilmesi, bilahare devri, bilahare planlanması, projelendirilmesi, yatırım planına girmesi ve inşallah inşaatı şeklinde şehrimize en kısa zamanda kazandırılacak. Aslında bizim hali hazırda şehrimizdeki sağlık tesisleri İskenderun'un ihtiyaçlarını hem acil vakalar hem klinik anlamında karşılamaya yetiyor. Fakat iki ayrı hastanemizin varlığından ötürü kaynaklanan işletme ve lojistik maliyetlerin artışından ötürü burayı tek bir parça halinde modüler olarak da büyümeye imkan tanıyacak ve bölge hastanesi niteliği olacak büyük bir sağlık tesisine kavuşmak için bu çalışma yapılıyor. Allah nasip ederse daha önce hastanemizin erişim yakınlık gibi kriterlerle çok iyi niyetle düşünülerek planlandığı ve bir kısmı da Ziraat Bahçesi dediğimiz mıntıkaya denk gelen, o da çok iyi niyetli bir planlamaydı. Bütün mahallelerimizden şehir merkezine daha rahat erişimi hedefleyen bir planlamaydı. Onun yerine şimdi burada inşallah bu planlama yapılmış olacak ve Ziraat Bahçesi de umuyoruz ki inşallah bizlerin gayreti o yönde olacak.